Çok kıymetli Manisalılar. Manisa'nın kalbinde Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener'in milletimize geleceğine dair vereceği vaatleri, söyleyeceği sözleri anlatmak için bir stand kurmak istedik. Bu standla ilgili 24 Mayıs tarihinde Manisa Valiliğine, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bildirimde bulunduk ve izin aldık. Neden izin aldık? Aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun 332 sayılı kararında şu şekilde bir ifade var. Siyasi partilerin halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya ve taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin alınmaksızın stand açabilecekleri, bu konuda çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde ilçe seçim kurullarının yetkili olduğuna dair kararı da olmasına rağmen biz izin almamıza gerek kalmamasına rağmen gittik, izin de aldık. Çünkü mevcut iktidar bu mübarek Ramazan gününde Cenab-ı Allah'ı unutur, adaleti unuturlar diye düşündük. Adaletten bizi yoksun bırakırlar diye düşündük. Gereksiz yere de gittik, izin aldık. Ve bu araziyi özel bir mülk, Manisa'nın kalbi, tapusu var, sahibinden kiraladık. Parasını da peşini ödedik. Fakat gelinen noktada Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri Şehzadeler şehri Manisa'yı utandıracak şekilde gelip burayı villa statüsünde kaçak yapı gibi göstermek istediler. Herhangi bir yere sabit bir yeri yok. Takılabilir, sökülebilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun 332 sayılı kararına uygun bir stand. Yerimiz büyük, olabilir. Kaldırım orada, insanları da, yayıyı da, trafiği de etkilemiyoruz. Sadece Türk milletinin geleceğine dair görüşlerimizi, önerilerimizi, çözümlerimizi anlatmak istiyoruz. Bunu bize çok gördüler. Fakat biz iyiler hareketi olarak yılmayacağız, başaracağız, başaracağız, başaracağız. Bir takım saldırılar oldu herhalde. Peki onlar hakkında tabii, suç yürüsünde bulacak mısınız? Zabıtadaki arkadaşlarımız devlet memuru. Birileri emir veriyorlar. Davranışlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Zabıta personelinin hepsini seviyoruz. Yalnız bazı arkadaşlarımıza karşı bıçaklı saldırı girişiminde bulundular. Bunun görüntüleri var. Bunlarla ilgili de adalete ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olduğunu söyleyen Sayın Ömer Faruk Çelik'e bildirimde bulunuyoruz. Gereğini yapar inşallah. Suç duyurusunda bulunacak mısınız? Yani. Başkanlar yapacaklar. Yapacaklar. Tamam. Suç duyurusu değil mi? O arkadaş vardı, gitti o değil mi? Nereye gitti o? Karakola gitti. Sonra herhangi bir karar alınmamasına rağmen o zabıta memuru önce ipleri kesti elindeki çakısıyla. Tamam. Ardından ipleri neden kesiyorsunuz diye bağıran Aşkın Bey'in üzerine yürüyerek bir elinde çakı, öbür eliyle de onu kovalayarak gırtlağına yapıştı. Bir elinde çakı vardı sabit bir şekilde. Buradan koşarak giden, arkasından engel olmaya çalışan insanların hepsi gördüler. Bir elinde çakı vardı. Görüntülerde de canlı yayın açtığımız için görünüyor. Arkadaşımızı darp etmeye, hatta kendisini yaralamaya, belki de öldürmeye teşebbüs etti. Şimdi arkadaşlar, engel oldu. Şuradan 500 metre ileride Cumhuriyet Meydanı var. Yüzlerce çadır var. Aynı emsal. Ve Ramazan'ın başlangıcından itibaren orada duruyor. Orada ticari bir faaliyet de yapılıyor. İnsanlar para da kazanıyor. Kazanmasınlar demiyoruz. Oradaki kanun neyse 500 metre ileride farklı bir kanun olduğunu söylüyorlarsa bunları Allah'a havale ediyor.